Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir itiraflar videosuyla karşınızdayız. Evet. Burada yok. Ve bugün internet itiraflarıyla sizlerleyiz arkadaşlar. İnternette bakalım neler yapmışız. Biraz korku gördüm Taber'in gözlerinde. Taber de tedirgin. Masum oynuyor. Ben geçmişimi tutmuyorum. O zaman başlayalım mı? Evet. Bugüne kadar hiçbir sevgilinle internette tanıştın mı? 3, 2, 1. Hadi canım. Bir tek ben mi var burada? Sen iyi kullanıyorsun. Abi ICQ'da ben tanışmıştım. ICQ hatırlarsınız. Evet. Böyle bir şey vardı. Sabah. Benim de tek ICQ hesabım yoktu ya. Yani. Ama zaten arkadaşım, meğer arkadaşım arkadaşmış falan. Yani ama güzel. Yolunu da yaptın ha. Yolunu güzel, da. Güzel denk geldi. ICQ'dan ekleyebilmek için o ICQ telefon numarası gibi eklemen gerekiyordu. Evet, onu bulmadan da rastgele eklenmiyordu yani. Bende yoktu abi, öyle bir şey yoktu abi. Yok ya, öyle eklemiyordu. Rastgele numara falan yazan. ICQ numaraları verilirdi. Hayır, alınırdı. Birisinden almışsın. Almışsın ben. Alı tanışmışsın. Yani. Ondan dolayı arkadaşının arkadaşı çıkmıştır. Sene kaç biliyor musun? Kaç? 2000. Evet. 16 sene önce. Evet. Biz o ara şeyden, Mırç'tan kovalıyorduk. Bizim şeye gelsene, bizim kanala Mırç'ta. Bizim buraya gelsene. Ya, devam edelim mi? Zırna çok güzel. Zırna da vardı. Zırna vardı, evet. Muhabbet koyuyorum, devam ediyorum ben istiyorsanız. Bugüne kadar hiçbir arkadaşlık sitesinde profili açtın mı? 3, 2, 1. Elimizin Facebook. Arkadaşlık. Hayır, sen arkadaşlık. Yani, niyetin belli yani. Ya dating. Tinder gibi mi? Tinder olur, İstanbul'da olur, İzmir. Hepsini açtım onları. Sen neredesin, ben buradayım, .com var. Sen mi anlat? Ben açtım Ankara net, İstanbul net, İzmir net. Niye açtın? Her şehirde. Çünkü bunlar benim çalıştığım firmanın. Zaten Ersan abinin ortak olduğu şirketti. Ben de zaten Ersan abiyle internet, yani bu işi... İstanbul net'te tanıştık. Aa, bir dakika. Espriye gel. Biz de arkadaşlık sitesi iş yaptığımız için zamanında çok açmıştım. Ben de iş için kullanmıştım. Ben de evet açıyordum. Dedi mi gitti bana? Sen var ya bak. Vallahi öyle bu. Vallahi bir şey söyleyeceğim. En ben de evet açıyordum. Sizin bir projeniz var. Ben şimdi bana geliyorum. Aynen. You like'tan. Bir dakika dur, yavaş dur. Evet, ben de evet açıyordum. Sizin projenizi merak etmiş için you like'ta açmıştım ben de. Ama merakta. Teşekkür ederiz. Ben ya. Arkadaşlar, Türkçe dediğin Yonca. Yonca en ünlüsü oydu bence. Aa, Yonca. Ve Yonca'ya ben... Arkadaşlık mı? Abi Yonca arkadaşlık değil ya. Vay safa! Yonca çok arkadaşlık değil ya abi. Yonca ortadaydı yani. Abi Yonca hiç ortada değildi. Parasını verip bir de VIP'ydim ben. VIP'ydim. Ne yapıyordun? 10 mesaj atabiliyorsun. Sen 150 mesaj atıyordun parasını verdiğin için. Selam, ne haber, nasılsın? Söyledim şimdi bunu. Copy paste. Copy paste. Bakayım yaş ortalaması. 150 karakter. Yapıştır. Devam. Devam edelim. Tedirginlik. Devam. Sizde Yonca var mıydı bu arada? Bende vardı. Ama biliyorum, çok ünlü. Ben de onu biliyorum zaten. Açmıştım. Fotoğraf koyabildiğim tek yerdi. Devam ediyorum. Yok. Arkadaşına şaka yapmak için Facebook'ta sahte profil açtın mı? 3, 2, 1. Aklım hiç uğraşamam. Ooo, Tuğçe'den geldi. Evet. Ya, Facebook'la ilgili çok fazla olay olabilir. Ne yaptın mesela? Bayağı böyle iki arkadaş oturduk. Onu, erkek arkadaşını sahte profilden ekledik. Bir dakika. Bayağı çocuğu işlettik falan yani. Kime açtınız sahte profil? Benim kız arkadaşımın erkek arkadaşını işletmek için sahte profil açtık. Kız profil açtınız ama. Kız profil. Tabii. Ha, kız tamam. Profil açtık. Sonra bakalım. O şey geliyor, sonra da ayrıldılar. Tabii aynen. Çünkü anında cevap verdi. Evet, amacımıza ulaştık. Buradan selamlar. Ben şöyle yapmıştım. Amaç neydi ki? Facebook'tan değil de MSN'den bir arkadaşımızı, sevdiğimiz bir kardeşimizi kız profili olarak MSN'den ekledik. Ha, aynısını ben yapmıştım. Bir hafta boyunca ciddi konuşmalar, ciddi şeyler. Sonra buluşturmuştunuz. Ve buluşturma olayı olacaktı. Çocuk o gün üniversiteye ayrı bir geldi. Yani buradan ismini de vermeyeceğim. Bak, insanların yani, şeyle oynuyor. Evet. Sonradan biz üzüldük. Abi dedik, gel hani böyle böyle falan. Çocuk ya tamam ya, önemli değil dedi ama rengi bembeyaz oldu yani. Ben de aynı kaygı yapmıştım. Gurur duymuyorum ama insan yapıyor öyle şeyler. Gençliğimizde yaptık yani. Biz iyi ki yaptık, hayır. Ben gurur duyuyorum. Ben buna benzer tuzaklar olabileceği gerekçesiyle gelen bir sürü arkadaşlık isteğini, mesajı falan hiç cevaplamadım. Çok akıllıca. Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Devam ediyorum o zaman. Kendisini Google'da arattın mı? Dur öyle yapmayalım. Kendisini son bir haftadır Google'da arattın mı?
Hadi boş ver son bir haftada. Tamam. 3, 2, 1. Son bir hafta olmasa ya, evet. Ben son bir haftayı hatırlamıyorum da arattım. 2 hafta olsun be abi. Ya tamam arattım. Ben kendim Google'ı bildiğimden beri aratıyorum. Ben neredeyim, ne yapıyorum? Benim fix zaten. Google'ı aratıyorum. Oradan ekşi çıkıyor. Ekşiye bakıyorum. Oradan evet. Sıkıntılı bir şey var mı? Aynen. Ekşi Ulu daha falan ben yazıyorlar bana. Yazıyorlar. Canları sağ olsun. Bir şey yok. Ekşi bana bir entry girmiş. Onu bir çoğaltırsan. Hani, bunu daha önce çalışmış ama. Ekşi'de bir tane entry var. Ayıptır. İyi yazmış ama. Temiz ve öz yazmış. Devam edelim o zaman. Şifresini bildiğin birinin e-maillerini okudun mu? Kimsenin şifresini bilmiyorum. 3, 2, 1. Ya bana bak dediler, baktım. Hayır, ya Tamer de böyle sıyrılıyor. Hayır ama kardeşim. Bize yapma ya. Bize yapma. Çok yakın bir yerdesin. Maillerimi kontrol edebilir misin? Dedi. Benim internete ulaşamıyorum. Telefonla. Ayak ya. Yine bir daha o baktı bu sayılmaz zaten. Sayılmaz zaten. Şey Tamer ya bırak bu işleri lütfen. Valla hani ne bileyim millet yaşamırsın ya. Bu şöyle olur mesela bak. Zamanında mesela. Hiç kır mıyız biz? Ya bir kızla çıkıyorsundur zamanında mesela. Zamanında vermiştir şifresini. Sonra ayrılmışsındır. 3 ay sonra bakıyorsun aklına geliyor şifre. Ulan diyorsun bakayım bir şey var mı? Hani evet. Kız değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Bir kere zaten kesinlikle değiştirin. O şifreler unutulmaz çünkü. Evet. Ama bu arada bana yani sevgilinin kız arkadaş eşinin şifresini bilmek çok saçma geliyor. Aynen. Bak Sezgi'yle 7 yıldır beraberiz yani. Yok. Ve gerçekten hani mailini biliyorum da yani ver bakayım falan dedi. Yani mailini biliyorum ama ne bileyim Facebook'unu bilmem, o bilmez, Instagram yani ya bu... Ya o başka bir şey. Yani şu an mesela biliyorum, bakmam da yani. Ama zamanında bakmışım var, şu an biliyorum, bakmam. Çünkü bir şeye ihtiyacı olup, insan evet, ihtiyacı evet. Oluyor yani bir şeye. Bu kadar, ya bu kadar... Ya işte maili, bence. Ondan dolayı mail şifresini biliyorum mesela. Yani. Bakmışım var, artık bakmıyorum. Gençken ben şey yapıyordum. Aynen. Yani ben de bu arada doğru cevap şey evet dedim. Doğru cevap verdin. Bakmıştım yani. Artık son sorumuza o zaman geçiyoruz. İnternet tarayıcınızda gizli sekme kullanıyor musunuz? Buna ek olarak da DNS, VPN gibi minimum servisleri kullanıyor musunuz? Hatta direkt istiyorsanız gizli sekmeyle başlayalım önce. Aynen. Tamam. 3, 2, 1. Evet. Ne olduğunu bugün öğrendim. Hadi sen tamam. Sen tamam. Çok kullanışlı. Sen... Abi gizli sekmeye niye ihtiyaç duysun ki bir insan? Ne demek o ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Gizli, abi normal sekme varken niye gizli sekme? Yetmiyor abi. Çünkü gizli. Geçmiş. Ne yetmiyor ya? Sebebi şey geçmiş tutmasın diye. Evet. Hayır o amaç değil. Buyumunu öğrendi ya. Öyle bir şey mi vardı? Benimkinin amacı şu. Geçmiş mi vardı? Benim bir sekmede kişisel mail adresim var bir sekmede. Diğeri de şirket mail adresim var. Yani farklı farklı. Birbirinin yoksa ondan aynı anda giriyor. Olmaz öyle. Gizli açman lazım. Her tutacağım bize bunu. Bir tek o yani. Şey yok hayır ya. Onunla mesela benim... Sen ne için kullanıyordun Melih? YouTube başka kanal tamam. Var. Tamam. Şey, yani. Anladım. Melih'cim sen ne için kullanıyordun? Abi gizli sekme sonuçta insanın ihtiyacı olan bir şey. Yani araba geçişini tutmuyor abi yani. Ne arıyorsan arıyorsun yani. Ne ihtiyacı duyuyordun da? Hayatta arıyorsun abi. Tutmuyor da. Ya bir şey kendini gizli sekmede aratmıyorsun. Her şeyi niye böyle anlıyorsunuz ki? Açıklıyorum işte kişisel mail. Sen niye kullanıyorsun? Ben niye kullanıyorum? Çünkü şey olmasın diye bazen abuk sabuk ürünler arıyorum. Abuk sabuk ürünler derken yanlış anlaşılıyor. Nereye gidiyor lan? Sen timi çektin attın ortaya. Şirket içi. Şirket içi. İçerik içi falan aradım. Testere. Ondan sonra mesela bir şey arıyorsun ve 10 yıl senin peşinde geziyor oraya. Reklamlar. Bunu mu istemiştin? Bunu al bak sen de bunu bakmıştın. Lazımdır mesela. Almadıysan bak burada güzel uyu fiyat falan. Siz niye? Ben öyle ya benim... Tarzım bu. Hemen atayım suçu. Ali staj yapmıştı ya. Ya o benim hesaplardan giriyordu. Dedim bak girme. Ona gizli sekmeyi gösterirken ben de kullandım. Ya hey, hayatta... DNS falan zaten kullanıyoruz. DNS neyiz kullanıyormuş? Aynen 8888844 hemen verdim DNS'i. Ben de VPN, DNS, çözücüler hepsi mevcut. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte internet itiraflarını sizlerle paylaştık. Eminiz ki sizlerin de böyle itiraflar vardır. Terledik de. Terledik de biraz. Ben de geldi evet dedim. bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak müthiş bir deney yaptık. Kağıtla tahta kestik. Bildiğiniz A4 kağıtla. Mutlaka aynen. İzleyin nasıl oldu kesmiş mi kesmemiş şu. Buradan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşürüz.